Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün videomuzu dünden çekemedik, bugünden çekelim istedim. Sabahtan Dumanoğlu Erkan Erdem geliyor ziyaretimize. Aynı zamanda şöyle göstereyim size. Taş ileride ummalı bir çalışma var. Mahallemize nasipse hem halı saha hem yazlık düğün salonu yapıyoruz. Onun da bugün açılışı olacak. O sebepten dolayı bugünlerde biraz daha yoğunum. Size de göstermek istedim. Bugün şöyle inceden bir video çekeyim sizlere. Kuluçka makinamızı biliyorsunuz yine çalıştırdık. 37.5 ısı. Gözükmedi ama. Neyse, 37.5 ısı, 65 ve 70 arasında nem kullanıyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Bayağı doldurduk. Burada lakanvel ders yumurtaları var. Ördeklerin, hintlerin yumurtaları var. Koşinlerin yumurtaları var yine. Bakalım bunlardan da inşallah iyi bir çıkım alacağız. Makinemizi sağlam dezenfekte etmeden çalıştırdık. Bu da neden? Aşağıdaki kümesteki mikropla civcivlerin mikrobu aynı değerde kalsın diye dezenfekte etmedim. Eğer bu makineyi tertemiz yapsaydım diğer yavrulardaki mikropla çakışmayıp hastalanabilirlerdi. O yüzden kuluçka makinamızı yoğun dezenfekte etmedim. Çünkü tamamen kendi yumurtalarımızı koyduğumuz için bir problem olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Aşağıya indirdiğimiz civcivlerin en son kalan partisi de burada. Burada da yine bramamız var maşallah. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, nereden baksan 12 tane brahmamız ve koşinimiz var. Bunlar küçük diye indirmedim ama bir hafta sonra bunları da indirip bu civciv haneyi komple kapatacağım arkadaşlar. Merak eden kardeşlerimiz olmuş, hani civcivlerin tamamını indirdim mi diye. Bu arada koşinleri bayağı sattık, azaldı gibi bir şey. Kalanlarını da kendimize büyütelim artık, değil mi? Şimdi de aşağıdaki kümese geçelim arkadaşlar. Vicdanım el vermedi bunların devamlı kapalı durmasına. Bayağı da yumurta yapmışlar. Salayım artık da biraz bugün geçsinler arkadaşlar. Hava zaten bugün biraz serin gibi. İçeride de bunalmasın yavrucaklar. Hintler zaten dışarıya çıkmaya meyilli ama yumurtaya alıştı. Ay kız ablama be. Yumurta yapmaya alıştılar. Umuyorum ördeği rahatsız etmeden kendi yeni yerlerine yumurta yaparlar diye düşünüyorum. Bu arada ördek dişi Hint tavuğuna takmış durumda kafayı. O muhtemelen onu kuluçkadan kaçırdı ya. Biraz göz daha vermek istiyor anladığım kadarıyla. Vallahi bilmiyorum, böyle Hint'i kovalıyor. Neyse, hayvanların tabi hiyerarşi düzenini anlamadım ben. Bak. Ya bizim oğlan vallahi kızarsa aklını alır. Hayır, bizim kümeste de ya tavşan onu kovalıyor, o onu kovalıyor, ben anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Sen de ne yaptın zinciri böyle? Kolyeyi şuraya koyalım, ıslanmış. Seni aşayım diyeceğim ama sen ne yaptın öyle? Bir dakika dur, üstüme atlama, bir dakika dur. Atlama dedim, iyi ki atlamadın. Ya şu köpeklerin atlama oyuna kızıyorum. Neyse. Fazla pisletmedi. Evet. Bugün işim çok yoğun. Kızlar size yem verelim biraz. Yeminiz yok. Acıktılar tabii. Al. Al hadi gel. 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 Bakma böyle. Gel baba ya. Yemin içindeki de amma toz var arkadaşlar. Üstüme toz geliyor. Al bakalım. Hadi ye. Aç kalmayın. Hesabınızı veremeyiz sonra. Evet. Koşinlerimizi, ördeklerimizi ve hintlerimizi yemledik. Onların keyfi gıcır. İç güveyinden hallice. Şimdi bu yavrularımıza bakalım.
kümese sizlerle beraber girdim. Bizim yapıncakların suyu bitmiş. Onlara su vereceğiz. Sen ne yapıyorsun orada? Kaç bakayım. Yeminiz vardır sizin de. Tabii ya. Ah, yem bak görüyor musun? Evet. Lop tavşanlarına su vereceğiz. Suları bitmiş gene bak bak. Kafesi yiyecekler yemin ediyorum. Lay tipini gidimini. Allah sizi kahretmesin ya. Maviş. Mami mami mas mami. Aslında ben bunları buraya salsam mı olur ya? Suyu oradan içerler. Çıkın lan dışarı. Hadi gene çıkın. Gel bili 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 bili. Ha ha ha. Gel. Bili bili bu kadar basit. Tamam. Size özel yem de veririz. Tamam. Bu burada dursun. Tamam. Bunları saldım. Geçsinler burada ya. Ne gerek var ki maceraya değil mi? Ha? Değil mi? Pınçığım benim. Pınçık. Yoncanız yok. Yonca vereceğim şimdi birazdan. Gel. Bili bili bili. Tamam. Bunları saldık. İyi oldu. Burada hayvanlar yazık günah gezemiyor, dolaşamıyor. Zaten yan bölmeyi falan kapattık ya. Hiçbir sıkıntı olmaz elhamdülillah. Suları da alışırsa buradan suyunu da içerler. Takip ederim ben. İçemezlerse içittirirler gülüm. Kaç kenara. Tamam yemleri bak idare eder. Tamam canavar. Bu arada şu light'ın yakanası koyulmuş görüyor musun? Evet bunlar keşfe çıktı arkadaşlar. Keşfe devam etsinler. Biz de işimize devam edelim. Böyle gezerek daha rahat büyürler gibi geliyor bana. Dur çıkmak yok. Evet brahmalarımızın bilezikliklerini tamamladık. Bunların yemi suyu var. Onlara bir de ahşap böyle bir yer yaptım. Öyle güzel. Hollanda tepelerinin de tepeleri çıktı artık arkadaşlar. Eski o açık görünüm kalmadı. Hatta şu anne mesela bu bizim annemiz, bu da babamız. Bütün yavrular anneyi yakaladı. Ya, muhtemelen iki aya kadar herhalde ben bunlardan yumurta bile alırım diye düşünüyorum. Çok isteyen var. Nasipse bunlardan o zaman işte sahiplendirme yaparız. Valeyi vururuz ha onu söyleyeyim. Yani gerçekten hattı sayılır sayıda tavuğumuz var. Bak bunlar tavuk hep. Hepsi tavuk. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane mi? 10 tane mi tavuğumuz var maşallah. Yeter. 2 bölme yaparız. Anne yumurtlamamış. Light'lara bir de bakalım. Tamam burada da yem su var. Ne var lan koca olan? Geziyor buralarda. Başa bela. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Ne ayak? Tamam. Ha, yumurta gönderecektim. Kaç olmuş? 4, 8, 16. Ha, 4 tane daha yumurta bulursam bugün sevkiyat yaparım. Kız, yumurta var mı altında senin? Bakayım bir. Bir tane yumurta var. Sende. Başka? Yok. Tamam tamam yumurtla hiç bozma. Tamam bir tane bir tane. Sıkıntı yok. 4 tane bulursam şimdi sevkiyat yaparım. Ha pardon 5'miş. Neyse. Akşama yaparız biz de. Evet buranmalarda bir sıkıntı yok. Şurada da daha yumurta yapmamışlar. Yeni yatıyorlar arkadaşlar. Şunların da yemi bitmiş. Videodan sonra ona da yem koyalım. Burada da bir problem yok. Kümesimizi beraber geziyoruz gördüğünüz gibi. Tabii yem veremiyorum çünkü hem yem ver hem video çek olmuyor. En son telefonu düşürmüştük. Ne yaptınız gene? He başka yuva yok mu? Hemen daldınız buraya. Hay sizi ya. Ördeğin yuvasından hepsi caydırdı. Ördek yumurta yapmaya gelmiyor. Gidiyor sağa sola yumurta yapıyor. Tamam güvercinlerin de yemi var zaten. Kovalı ördek. Velhasılın arkadaşlar
kümesimizde durumlar böyle. Bir de şu yavrulara baktık mı? Sizin aklınız he? Var mı problem? Birisi demiş abi bıldırcınları hiç çekmiyorum demiş. Ah. Bıldırcın çekeyim sana. Bak. Bunlar kale bıldırcından gelen bıldırcınlar. Yumurta olarak gelmişlerdi. Kocaman oldular maşallah. Bıldırcınların da yarışmaları var ha. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunların da belli bir standartı var. Özellikle şu artık amele bıldırcını diyorum ben ama. Bunların mesela o kadar güzel işlemeleri ve desenleri var ki bunların da standartı var. Ve bunlarla da yarışmaya katılan insanlar var. Lan bu arada Sultan'a bilezik takmadık iyi mi ya? Ah be. Gördün mü olayı şimdi bir daha takamayız ha. Bak Sultan bileziğimiz yoktu. Sultan'a biz bilezik takmadık. Hayvan şimdi şampiyon olabilecek durumda olsa yarışmaya götüremeyeceğiz. Hadi bakalım 1-0 yenik başladık. Kavga etmeyin lan. Evet. Burada da tavşanlarımızın durumu güzel. Hala cinsiyetlerine bakmadım. Çok gevşek adamım. Olur böyle. Ördek bizim Hint'i öldürecek ya. Bak 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 bak. Bak tak tak kapıyona bak. Sen acıktın mı? Sana da bir şeyler verelim. Evet neyse arkadaşlar. Ben kalan işimi tamamlayayım. Sonra Erkener'den geliyor Dumanoğlu. Onun yanına gideceğim. Manisa'da işlerimiz var biraz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.